Köln'de bulunan Yunan konsolosluğu önünde kızıl bayraklar dalgalanıyor. DKP, Sol Parti ve değişik muhalif grupların çağrısı üzerine konsolosluk önünde 50'ye yakın insan toplandı. Yunanistan'da yaşanan krize farklı bir bakış açısından bakıyorlar. Yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği'nin ekonomik sıkıntı yaşayan Yunanistan'a karşı ikiyüzlü tutumu eleştirildi. Yunanistan'a karşı müthiş bir kışkırtma var. Sanki sorun Yunanlıların parayı kullanmayı bilmemesinden veya çok harcadıklarından kaynaklanıyormuş gibi bir izlenim yaratıyorlar. Asıl dert şirket ve bankaların kendi karlarını güvenceye alma çabasıdır. Krizin sorumlularını sadece Yunanistan'da aramamak lazım. Bir taraftan Alman hükümeti Yunanistan'a 8 milyar 300 milyon euroluk ihracat yapıyor. Bunun 2 milyar 800 milyonu silah satışından. Diğer taraftan Yunanistan'dan sadece 1 milyar 900 milyonluk ithalat yapmış. Aradaki fark kredilerden ödenmiş. Küçük bir mitingden sonra protestocular dayanışma mesajlarını başkonsolosa iletmek için konsolosluk binasına yürüdüler. Binanın içinde güvenlik güçleriyle yaşanan küçük bir anlaşmazlıktan sonra iki kişilik bir delege konsolos tarafından karşılandı. Koridorda bekleyen protestocuların arasında yer alan Yunan kökenli emekli Tasonidis Evklidis, orada bulunan bir televizyon ekibine suç duyurusunda bulundu. Şu anda Yunanistan'da emekliler zaten 380 euro maaş alıyorlar. Kısıtlamalarda gelince insanlar nasıl yaşayacak? Soruyorum size. O verilen kredinin yükünü Yunan halkı taşıyacak. Alman halkı değil. Ona rağmen neden böyle kışkırtıyorlar anlamıyorum. Dayanışma mesajı Yunan Başkonsolosluğu tarafından yorumsuz teslim alındıktan sonra protestocular binadan dışarı çıktılar. Yunanistan'ın borç batağında olmasını genel krizle bağlantılı görmek gerekiyor. Bizim talebimiz yükün halka değil bu krize neden olan zenginlere ve bankalara ödetilmesidir. Biz Yunan halkıyla dayanışma içerisindeyiz ve mücadelelerini buradan destekliyoruz. Verringerung ihres Einkommens im Zuge dieser Schuldenkrise kämpfen und streiken.